yer bizde olan gayrete. Gayretimiz bellidir her millete. Biz koca Kafkaslı yiğit erleriz. Cümle hünermendileriz, nerleriz. İş görecek yerde söz ezberleriz. Aşıkız ancak kuru boş söhbete. Kim ne diyer bizde olan gayrete? Gayretimiz bellidir her millete. Çırmanırız keçmeye, çay gelmemiş. Başlayırız kızmaya, yay gelmemiş. Söz veririk şimdi, bir ay gelmemiş. Asta kaçıp dürtülürük halvete. Kim ne diyer bizde olan gayrete? Gayretimiz bellidir her millete. Yahut bunu alın. Millet nice taraç olur olsun, ne işim var? Düşmenlere mühtaç olur, olsun, ne işim var? Tek men tok olun. Özür dilerim, birinci mesnasını unuttum. Siz anladığım kadarıyla şiire gönül vermişsiniz, şiire aşıksınız. Ama romanla nikahlanmışsınız, bilimle nikahlanmışsınız. Fakat hala gönlünüz şiirde, bana öyle geliyor. Yanılıyor muyum acaba? Yanılmıyorsunuz. Bir zamanlar beni Rusya'dan gelmiş birkaç şaire takdim ederken, tanış ederken merhum rahmetli Semed Uruğ'un söyledi ki tanış olun. Poetiçeskaya duşa, yani şairane ruh, böyle bir ad koydu bana. Çünkü o zaman benim romanlarım yok idi ve o beni bu bir yazar gibi 50. yıllardaydı. Küçük hikayeler yazmıştı. Annenin bir hususiyeti var idi terbiyede. Biz üç çocuktuk, iki kardeşim, bir de ben. Bir iş yaptırmak isterken söylerdi. Bunu yaptın mı? Sana şiir defterini vereceğim, şiir kitabını vereceğim okumak için. Bu mükafat idi bize. Ödül gibi. Evet. Suya bize mani dedettirerdi, bayatı dedettirerdi. Kim ayla başlayan birkaç bayatı söylesin. Kim çok söylese ona falan ödülü vereceğim. Yahut gelmedi sözüyle başlayan, apardı sözüyle başlayan. Yahut diyek ki, apardı tatar beni, kul eder satar beni, vefalı dostum olsa arayar tapar beni. Apardı batı beni, kul eder satı beni, yollar uzun ben yorgun, doğruyur çatı beni. Çatı bu, evet. İptir bu birine. Yahut ayla, ay doğdu gediğinden, tanıram dediğinden, yigit ona diyerem ki, dönmesin dediğinden, ay doğdu yalan yalan, düşmene düşsün talan, ayrılsın ayrı düşsün bize ayrılık salam. Ya arazla başlayan, araza gemi geldi, suların nemi geldi, dur bir koyul boyun olak, ayrılık demi geldi. Çok güzel. Arazıyam adanın, kuluyam şahsadanın, çaydım kabağına sene gelen kadanın. Biliyorsunuz o bize, ben şimdi sizin vaktinizi almak istemiyorum, azalır mı? Esef ki. Bu bayatları, manileri, bu sayısız hesapsız derdi ve bizim her üçümüzün, kardeşlerim de doktor, profesördür her ikisi, biri Gence'de çalışıyor, biri Şaman'da. Bizim her üçümüzü de annem kalben, ruhen şair yaptı neredeyse. Halk şiirine, aşık şiirine, folklora meftun etti bizi. Bundan ileri geldi. Ama tarihi romanlar yazmamın sebebi daha başka bir şeydir. Uzun yıllar ben akademide el yazmalar enstitüsünde, eski el yazmalar enstitüsünde çalışıyordum. O zaman görüyordum ki bizim Azeri tarihi halka, millete, çocuklara iyi tanıtılmıyor. Onu Ruslar kendi istedikleri gibi döndürüyorlar. Karıştırmışlar tarihimizi. Bize yat tarih öğretiyorlar. Ve bir de duydum ki
tarih kitaplarını ilim gibi okuyorsun ve unutuyorsun neredeyse. Ama tarih bedi yazıda, edebi yazıda, yani romanda, hikayede yazılırsa o ruha, kalbe daha çok nakış bağlıyor. Daha çok etkilendirir insanı. Ben de bacardığım kadar gençliğimize hakiki, asil, doğru tarihimizi romanlarımla çaktırmaya çalıştım. Şiir yazmadınız mı hiç? Biliyorsunuz hiç zaman boynuma almıyorum, bunu size söyleyeyim. Ara sıra yazmışım ve romanlarımda eğer bir şairden konuşuyorumsa, Şah İsmail'dan onun kendi şiirlerini ama onunla karşılaşan hayali bir şairden bahsediremse onun şiirleri hepsi kendimindir. Ve adamlar inanırlar, okuyucular inanırlar ki o zaman benim bir şair yaşamış ve benim şiirler yazmıştır. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aykan. Aydan. Nene seni çağırır. Kaç nenenin yanına, nenenin sanakı, anası sağ. Aydan gel seni Türkiye'ye götüreyim.